3 fazlı sistemlerde nötrü de kesen 4 kutuplu kompakt ya da minyatür devre kesici kullanmamız gerekir mi diye bir yazı yazmıştım. O yazıda 3. harmoniklerin devrelerini nötr iletkeni üzerinden tamamladığını, bu nedenden dolayı nötr iletkeni üzerinde 3. harmoniğin oluşturmuş olduğu gerilim düşümlerinin bazen dokunma gerilimlerinin üstüne çıkabildiğini anlatmıştım. Bu nedenle 3 fazı kessek de nötr iletkenimizin de aslında kesilmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Artık harmonik üretmeyen cihazlar yok. Hayatımızın her alanında harmonik üreten cihazlar var. Şu anda 3 adet güç kaynağım var. Hemen hemen bu güç kaynaklarım özdeş. İkisi aynı güç kaynağı, biri de bir 5 ya da 10 watt diğerlerinden farklı. Yani özdeş diyebileceğimiz güç kaynaklarımız. Ama bu güç kaynaklarını biraz sonra çalıştırdığımda bu güç kaynaklarına ait 3. harmoniğin nötr iletkeni üzerinden aktığını göreceksiniz. Şimdi harmonikleri göz önüne getirecek olursanız 3. harmonikler her 3 fazla da üst üste biner. Yani birbirlerini vektöriyel olarak yok etmezler ve her fazla oluşan 3. harmonik birbirleri üzerine bindiği için bunların dönüşü nötr iletkeni üzerinden olur. Artık IT ürünlerinin çok olduğu binalarda ya da ofislerde eskisi gibi nötr iletkeni bir kesit aşağıda seçilmiyor. Eskiden ne yapıyorduk? 3x90+75 ya da 3x50+35 gibi nötr iletkenini bir kesit daha altta seçiyorduk faza göre. Artık dediğim gibi bu tip IT ürünlerinin, IT cihazlarının olduğu binalarda artık nötr iletkeni en az faz iletkeni kadar aynı kesitte seçiliyor. Nedeni de az önce söylediğim gibi 3. harmoniğin devresini nötr üzerinden tamamlaması. Videonun boş bir yerine ben size o grafiği, o resmi göstereceğim. Dikkat edecek olursanız 3. harmonikler her 3 fazla da aynı şekilde, aynı periyotta ve bunlar vektöriyel olarak toplandığında dönüşleri birbirini yok etmiyor. Hatta üst üste biniyor, dönüşleri ise nötr iletkeni üzerinde oluyor. Şimdi burada ne yaptım? Her bir güç kaynağımı bir faza bağladım. L1, L2, L3 fazlarında hemen hemen birbirine özdeş 3 adet güç kaynağım var burada. Ve nötrlerini birleştirdim. Bu direnç üzerinden de nötrlerini şebekeme verdim. Bu direnç üzerine bağladığım osiloskopla ben aslında nötr iletkeninden geçen akımın dalga şeklini elde edeceğim. Yine aynı şekilde burada fazlardan bir tanesine de osiloskopun diğer kanalını bağladım. Yani gerilimin de dalga şeklini göreceğim. Enerjiyi verelim. Evet. Şu anda şu büyük grafik benim ana sinüs eğrim. Ve buradaki daha küçük olan, genliği ve daha küçük frekansı yüksek olan grafik ise benim nötr iletkenimden geçen 3. harmoniyi bana gösteriyor. Sadece çok temiz bir şekilde görünmüyor, pik noktaları görünüyor. Çünkü nedeni de daha küçük genlikli, daha yüksek frekanslı diğer harmonik bileşiklerinin de burada olması. Gördüğünüz gibi switch mode burada güç kaynaklarım var. Bu güç kaynaklarım özellikle 3. harmonikleri baskın bir şekilde üretiyor. 3. harmonikler vektöriyel olarak birbirlerini yok etmiyor ve nötr iletkeni üzerinden devrelerini tamamlıyor. Şu anda osiloskopta da benim görmüş olduğum bu nötr iletkenindeki 3. harmonikler. Normalde bunlar hemen hemen güçleri birbirine yakın olduğu için harmonik üretmeyen bir cihaz olsaydı benim nötr iletkenimde sıfıra yakın bir akım değeri okuyacaktım. Ama öyle olmadı. Baskın 3. harmonikli bir akım şu anda benim nötr iletkenim üzerinden geçiyor.